Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tahinli çörek tarifi yapacağız. Çörek deyince benim aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi gevrek olması, böyle kıyır kıyır olması, poğaça hamuru gibi çok yumuşak olmaması. Bu vereceğim tahinli çörek tarifi de tam olarak tam anlamıyla bir çörek tarifi diyebilirim. O zaman hemen malzeme listesine geçelim. 3,5 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı pekmez, isteğe bağlı. 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı şeker ve birazcık da tuz. İçine sürmek için 1 su bardağı tahin ve 2 yemek kaşığı şeker arasına serpmek için. O zaman hemen yapımına geçelim. Bütün malzemeleri bir kaba alıyoruz ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine streç film geçirerek kapatıyoruz ve 1,5 saat ya da 2 kat kabarana kadar mayalamaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi benim hamurum mayalandı. Şimdi bunu merdane ile açacağım ve içerisine tahin süreceğim. Gördüğünüz gibi ben hamuru dikdörtgen şeklinde açtım. Daha sonra içerisine tahini sürüyorum. Ve üzerine birazcık şeker serpiyorum. Sonra da hamurumuzu eşit parça olacak şekilde 3'e katlıyoruz. Üçe katladığımız hamuru merdane yardımıyla birazcık daha açıyoruz.
Bu arada gördüğünüz gibi benim hamurumun arasından sızıntılar oldu. Tahinler aktı birazcık ama önemli değil. Sonra da hamurumuzu bir bıçak yardımıyla ya da böyle dönerli bir bıçak yardımıyla eşit şeritler halinde kesiyoruz. Nasıl şekil verdiğim tam olarak çıkmamış ama burada birazcık ağır çekimde size göstermeye çalıştım. İki parmağımızın etrafında doluyoruz. Sanki düğüm atar gibi düğümlüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ben çöreklerimi tamamladım. Şimdi de üzerine birazcık daha şeker serpeceğim. Çünkü gerçekten şeker oranı az. Tahin de bayağı şekersiz bir şey olduğu için böyle şeker ekleyince tam birbirini güzel tamamlıyor. Sonra da tepsi mayası için ben üzerine temiz bir bez ve yağlı kağıt örttüm ve yarım saat dışarıda dinlendirdikten sonra 200 derecelik fırında yaklaşık 20-30 dakika pişirdim. İşte gördüğünüz gibi benim çöreklerim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızarmışlar. Tahin denilince aklımıza direkt gelen şeylerden biri pekmez. Ben de fırından çıkan sıcak çöreklerimin üzerine birazcık böyle pekmez gezdirdim. Bence gayet güzel bir tat kattı. Görüntü olarak da çok güzel göründü. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.